Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 3 boyutlu çiçek kare motif modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel. Bu aralar trendlerde çok görüyorum. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz. Farklı bir şekilde örülüyor. Dediğim gibi 3 boyutlu bir şekli var. Hoş, güzel duruyor. Çanta örebilirsiniz. Yatak örtüsü ya da pike olarak örebilirsiniz. Ben de böyle öreceğim. Sonrasında kılaç çanta olarak birleştirmeyi düşünüyorum. İstek olursa beraber videosunu hazırlayabiliriz. Şimdi 3 renk kullanacağım dediğim gibi. Ama siz yatak örtüsü örmek isterseniz, hani çiçekleri hangi renk yapmak istiyorsanız, renkleri kullanmak istiyorsanız, 4-5 renk kullanmak istiyorsanız 5 renk alın. Zemin rengi de şöyle gri kullanacağım. Griden de yatak örtüsü için çok gider ya da pike, tek kişilik pike örmek isterseniz 4 ya da 5 yumak zemin rengi alabilirsiniz. Hoş olur diye düşünüyorum. Evet, tığ olarak ise 3 numara 2,20 mm'lik tığ kullanacağım. İpimin markasını vermedim ama yine de vermek istiyorum. Alize Cotton Gold kullanacağım. 100 gram 330 metre. Böyle ideal diye düşünüyorum arkadaşlar. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortasındaki bölümü sarı da yapabilirsiniz. Bu şekilde ten rengi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sihirli halka yapacağım. Bu şekilde tutuyorum ipin ucunu. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Sol elimi alıyorum. Bu oluşan halkanın içine girip şöyle bir zincir çekiyorum. 8 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 şöyle arada çektirebilirsiniz. 7 8 tane sık iğne yaptım. Şöyle ortadaki halkamı çektireyim biraz. Evet, 8 sık iğneden sonra mutlaka 8 tane yapın yaprakların denk gelmesi için. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Hemen aynı yere girerek bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki sık iğneye giriyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki sık iğneye giriyorum, trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci yapıyorum. Her sık iğneye iki tane trabzan yapıyoruz. 1 aynı yere 2. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak baştaki zincirle birlikte. 1 aynı yere 2. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 18 tane trabzanım oldu. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum ipimi. Birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle ortadaki sihirli halkamızı iyice kapatalım arkadaşlar. Şöyle çektirelim. Kapattıktan sonra düğüm atacağım. Şöyle garantiye alalım. Düğüm dağıtacağım. Tamamdır. Evet, şu ipimizi de nasıl saklayacağız onu da göstereyim. Şöyle şurada trabzanın arkasında tek tere girdim. Şöyle ilmeği aldım, buradan geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Evet. İplerin fazlasını keselim. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Evet, şimdi çiçeğimi yeşil yapmak istiyorum arkadaşlar. Yeşil rengimi alacağım. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Şöyle motifimi aldım. Şöyle bir tane trabzanın şöyle zincirin değil de bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı trabzanın üzerine iki trabzan daha yapacağım. Bir dolayıp iki defa da çektim.
Zincirde trabzan kabul ediyorum. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum ikinciye. 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanıma. 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Arada bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Bu üçlü trabzanların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacak. Mutlaka 8 tane olacak kare şeklini alabilmesi için. Şöyle bir zincir çektikten sonra ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle burada bir zincir çekip ilmeğimi genişletiyorum. Bu ipimi burada bırakacağım. Aynı anda diğer rengimi de öreceğim. Gri ipimi aldım. Zemin rengi olarak gri ile öreceğim. Bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle öncesinden başlayalım. Bakın şuraya. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Yapabiliyorsanız buraya batıp 3 zincir çekip o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da tığınıza benim gibi dolayın. Şöyle tutuyorum. Buraya batıyorum. Bakın bu yeşilin arasında bir tanesini bir trabzana atlamıştık. Oraya girdim. Şöyle bu şekilde önden trabzan yapıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp 2 çektim. Sonra buradaki yeşilin zincirin altından girip ilmeği aldım. Diğer 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Böyle direkt trabzanla başlamış oluruz. Zincir güzel durmaz diye. Tekrar göstereyim isterseniz. Şöyle ne yaptık? Şöyle tığıma doladım, tutuyorum. Böyle iki yeşil üçlü trabzanların arasındaki bir trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra bu zincirin altından, yeşil zincirin altından girip ilmeği alıyorum. Sonra diğer ikisinin içinden geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, irice çekin. 2, 3. Eliniz sıkıysa 4 çekin. Tığıma doladım. Şöyle ilmeğim önde kalsın. Yine bakın buradaki zincire batacağım. Burada arada zincirim varmış. Ya da trabzan varsa sizin trabzanın tepesine batın. Şöyle buraya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra bu yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp o şekilde ikisinin içinden geçiyorum. Sonra şu ipimi arkaya aldım. İlmek önde. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Eliniz sıkıysa 4 çekin. Tığıma doladım. Sıradaki bakın buradaki aradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonrakinde bakın alttan zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Bu iki üçlü yeşil trabzanların arasındaki trabzana girdim. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği o şekilde alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Böyle. 3 zincir. Evet, bu sıram bu şekilde ilerliyor. Böyle. Sonra 3 zincir. Tığıma doladım. Aralarına önden bu şekilde trabzan yapıyorum. Sonra girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. 3 zincir. Sıranın sonuna. Şöyle şuraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 3 zincir çektim. Karşımda ilk yaptığım trabzanım var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişletip bu ipimi bırakıyorum. Bu şekilde.
Sonra yeşil ipim, çiçek yaptığım ipimi aldım. Şöyle hatta bu bir zincirimizi sökelim arkadaşlar. Büyük gelmiş. Şöyle bu şekilde bakın ipimiz arkada. Bu zincir araya alacak şekilde zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen ikinci trabzanım. Zinciri arkaya alacağım. Zinciri arkaya aldım. Gri zincirimi. Trabzanı. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine, yeşil trabzanın tepesine trabzan. Bir altta 3 taneydi. Şimdi 4 oldu. Ortadakine 2 trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle sıradaki trabzana, bakın yeşil trabzana bu şekilde gri zincirimi arkaya alıp tepesine trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana trabzan, ortadakine 2 batıyoruz. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım. Üçüncü trabzanın üzerine de bir tane trabzan. Burayı da dörde tamamladık. Arada 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki yeşil trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan. Gri zincirimi arkaya alıyorum. 1. Sıradakine ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yere üçüncü trabzan. Tığıma doladım. Son trabzanın tepesine de bir trabzan yaptım. 4 oldu. 3, 2 zincir. Evet, bu şekilde de bu sıramız devam ediyor. Karşıdaki trabzanın tepesine trabzan. Ortadakine 2 trabzan. Zinciri mutlaka arkaya alın. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Üçüncüye de bir trabzan. Arada 2 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Buradaki ilmeği öne alırsınız. İp arkada kalsın. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bu ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Şöyle bakın, bir zincir çekmiştik. Şöyle bir zincir daha çekiyorum. Hatta bir zincir daha çekelim. Evet. 3 zincir oldu. Toplamda tığıma doladım. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine batarak şöyle önden yeşil ip ve zincirim arkada bir trabzan yapıyorum. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Evet. Şöyle bakın önden buradaki trabzanın tepesine giriyorum. Trabzan yapıyorum. İkisinin içinden geçtim. Üçüncü, yani diğerini çekerken de alttan girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde ikinciyi çekerken zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. İlmeğimi alayım, yeşil ilmeğimi. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıradan sonra çok kolay ilerleyecek. Böyle zor devam etmiyor. Tığıma doladım. Sıradaki bakın. Gri trabzanın tepesine batıyorum. Yeşil zincirimi arkaya alıyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği aldım. Bu ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Yine aynı yere girip trabzan yapıyorum. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki gri trabzanın tepesine geçiyorum. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Doladım. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyorum aynı şekilde.
Arada 5 zincir. Evet, bu sıram da bu şekilde ilerliyor. Arada 5 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar, şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim en son. İki trabzanımı yaptıktan sonra 5 zincir çektim. İlk başladığım zincirin tepesine batıyorum. Şöyle. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçiriyorum. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu şekilde bırakıyorum. Yeşil ipimi aldım. Şöyle bir, iki, şöyle tekrar göstereyim. O bir zincirimi sökmüşüm. Bir, bu şekilde iki, üç zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine yine gri ipim arkada olacak şekilde bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Bu sefer ikinciye çift batıyoruz. Tığıma doladım. Sıradakine bir. Sıradakine bir trabzan. Yeşil trabzanlarım zincirle birlikte 5 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine geçiyorum. Gri zincirim arkada. Evet, şöyle sıradaki ikinci trabzanın tepesine bir trabzan. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Yani ikinci trabzanı iki trabzan yaptım. Diğerlerine bir batıyorum. Sıradakine bir. Sıradakine bir trabzan. Mutlaka gri ipimiz arkada olsun. Sonra bunlara trabzan yapacağız arkadaşlar. Araya almayın. Evet, 5 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine geçiyorum. Gri zincirimi arkaya alıyorum. İlkine bir. İkincisine iki trabzan. Bir. Aynı yere iki. Üçüncüye bir. Dördüncüye bir trabzan. Burada da 5 trabzanım oldu. 2 zincir. Tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine. Trabzan. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Arada 2 zincir. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle en son 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada yeşil ipimle bir sıra daha devam edeceğim. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden şöyle baştan sayarsak zincirle birlikte 1, 2, 3. trabzanın tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir doluyorum. 2 defa da çekiyorum. Yaprağın uç kısmını yapıyoruz. Tığıma bir doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra iki. Sonra iki çekiyorum. Yani bir dolayıp 3 defa da çektim. Şimdi iki doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Yani aynı trabzanın tepesine. İlmeği aldım. Doladım. İki çektim. Doladım. İki çektim. Doladım. İki çektim. İki doladık. 3 defa da çektik. Yani trabzanların boyunu uzattık. Şimdi artık kısaltacağız. Bir doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra iki. Sonra iki çektim. Bir dolayıp 3 defa da çektim. Tığıma bir doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim bir trabzan. Yine bir doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim bir trabzan. Toplamda 7 tane trabzan yaptık. 3, 6, 7 tane oldu. Şöyle son trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Karşı ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve tığıma doladım. Aynı işlemi yapacağım. Şöyle 3. trabzanın tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzandan sonra bir doladım. 3 defa da çektiğim bir trabzan daha yaptım. 2 doladım. Aynı yere giriyorum. 3 defa da çektiğim bir trabzan. Yani 2 2 2 çektim.
Tığıma bir doladım, aynı yuvaya girdim. İlk önce tek, sonra iki, sonra iki çektim. Bir doladım, iki defa da çektim trabzan. Bir doladım, iki defa da çektim trabzan. Toplamda 7 tane oldu. Son trabzan tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir. Karşı trabzan tepesine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Üçüncü trabzanın tepesine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Son trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İki zincir. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Evet. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Bu sırayı da tamamladım. Son yaprağımı yaptıktan sonra iki zincir çektim. İlk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişletip şöyle arkaya alayım ilmeğimi. Tersinden batıyorum. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Bakın bu şekilde. Burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Artık şeklini almaya başladı. Gri ipimle devam edeceğim. Şöyle ilmeğim arkada. Onu böyle bu şekilde öne alıyorum. Şöyle bir zincir, bakın yeşil zincirimi de araya aldım. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle. Sıradaki trabzan tepesine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Ya da aynı yere yapalım, ayrık durmasın. Aynı yere bir trabzan yaptım. Yine bakın gri yaparken yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bu şekilde giriyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Yani burada iki motifi birleştirmiş, yani birleştirmiş oluyoruz. Ayrık durmasın diye. 3 trabzan yaptık. Şimdi tığıma doladım. Şöyle yeşil yaprağımı öne doğru yatırıyorum. Arkada 5 zincir çekmiştim. Hani araya almayın demiştim. Bunun üzerine 5 tane trabzan bir dolayıp 2 defa da çektim. 1 2 3 4 ve 5. Sonra tığıma doladım. Bakın bu sefer yaprağımı bakın yatırdım. Şöyle gri trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 çektim. Sonra yeşil zinciri altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Gri trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Burada 3 trabzan olması lazım sonuncuya. Bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıyorum. Arkadaki 5 zincirimi 5 zincir çektiğim yuvaya diyelim. Alttan girerek 5 tane trabzan. 1, 2 zincir hiç çekmiyoruz. 3 4 ve 5. Tığıma doladım, yaprağımı yatırıyorum arkaya doğru. Bu aradaki iki trabzanın ilkin tepesine bir trabzan. Şöyle alttan girip ilmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. İkincisinin tepesine trabzan. Doladım. İkincisinin üzerine bir trabzan daha yapıyorum.
Bu şekilde. Tığıma doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıp arkadaki zincirin içine 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Yaprağımı arkaya yatırıyorum. Aradaki iki trabzanın ilkinin tepesine trabzan. İkincisinin tepesine iki trabzan. 1, 2. Evet, bu şekilde. Tığıma doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıp arkadaki 5 zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son bu yaprağın arkasında 5 tane trabzanı yaptım. İlk başladığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir, hemen buraya sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Sıradakine sık iğne 2 oldu. Sıradaki trabzana sık iğne 3 oldu. Beraber sayalım ki doğru yaptığımızı anlayalım arkadaşlar. 3 oldu. Sıradaki, bakın, buraya trabzan tepesine sık iğne 4. Sıradakine sık iğne 5. Sıradakine sık iğne 6. Sıradakine sık iğne 7. Şimdi karşımda, bakın, burada 3 trabzan var. Onun öncesinde de bir trabzan var. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Buralara köşe oluşturacağız. Buraya, şöyle şuraya, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şuraya mıydı? Evet, şuraya olacak. Çakma sık iğne yaptıktan sonra tığıma doladım. Sıradaki, bakın, 3 trabzan var. İlkinin tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ortadakine 2 trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Aynı yere, yani ortadakine bir dolayıp 2 defa da çektiğim bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere, bakın, ortadaki trabzana bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzan. Burası köşe olmuş oldu. İki sağda, iki solda. Ortada da iki zincirim var. Burada yaptığım işlemin aynısını bu tarafa uygulayacağım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Şöyle bunun arkasındaki ilk trabzanın tepesine, şöyle şuraya arkadaşlar. Bakın buraya. Hemen şuraya batıyorum. Çakma sık iğne batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektim. Sıradakine sık iğne. Sık iğnelerimizi sayalım. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine 2. Sıradakine 3. 11 tane olması lazım. 4. 5. Sıradakine 6. Sıradakine 7.yi yaptım. Şöyle bakın. Sıradakine 8. Sıradakine 9. 10. Ve 11. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra tığıma doladım. Neredeyim? Bakın, 3 trabzan var. Karşımda bir öncesinde de bir trabzanım var. Öncesindeki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Bu iç 3 trabzanın ilkine bir trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim. Tığıma doladım. Ortadakine 2 trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Burası da köşe olacak. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Evet, tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine, bakın, buraya. Hemen buraya. Çakma sık iğne. Batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim. Çakma sık iğne. 11 tane sık iğne olması lazım. Her birine bir batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle batamadım, 6,
7, bakın şuraya, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane yaptık. Karşımızda ne var? 3 trabzan. Öncesinde 1 trabzan var. Öncesindekine doluyorum. Girip dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Burada köşe olacak. Sıradakine 1 trabzan. Tığıma doladım. Ortadakine 2 trabzan. 1. Aynı yere 2. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya, aynı trabzana 2 trabzan daha yapıyorum. 1. 2. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine bakın buraya. Şöyle bir görüntü var. Bu bir de trabzan. Çakma sık iğne. Sonra 11 tane sık iğne. 1. Her birine bir batıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ve 11. Tığıma doladım. Neredeyim? Bakın 3 trabzan var. Öncesinde 1 trabzan var. Öncesindeki trabzana çakma sık iğne. Sıradakine trabzan. Tığıma doladım. Ortadakine 2 trabzan. 1. 2. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1. 2. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine bakın şuraya. Çakma sık iğne. Ve sık iğne yapıyorum. 1. 2. 3. Ve 4. İlk yaptığım zincirin tepesine, sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet. Beraber bu sırayı da tamamladık. Böyle. Şimdi bir sıra daha gideceğiz. Hemen bir zincir çekiyorum. Aynı yeri tığıma dolayıp çakma sık iğne yapacağım. Bu üç tane trabzanın üzerindeyiz. İlkine çakma sık iğne bir. Şuralar tepede kare olsun diye arkadaşlar bakın. Ortalar yukarıda duruyor. Oralara çakma sık iğne yapacağız. Diğerlerine trabzan. Çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradakine çakma sık iğne dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne. Diğerlerine trabzan. Bir dolayıp iki defa da çektiğim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 7, 8. 8 trabzan yaptıktan sonra karşımda zincir var. Doladım. Zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. Köşe yapıyoruz. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Sonra yine trabzan yaparak devam ediyorum. Ta ki bakın şuradaki 2 yaprak arasındaki 3 sık iğneye gelene kadar trabzan yaparak ilerleyelim. Sayarsak da 3 4 olmuş. 5 6 7 8 9 10. Evet, 11.ye çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın. Trabzanın üzerindeki sık iğne. Çakma sık iğne. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 tane çakma sık iğne. Sonra trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Kare şeklini alsın diye. Köşelere gelince şöyle bunu da göstereyim. Trabzanların boyunu köşeye gelince uzatırsınız arkadaşlar. Evet, zincir yuvama geldim. Yani köşeye geldim. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki
3 sık iğneyi görünce 2 yaprak arasındaki onlara çakma sık iğne yapıyorum. Böyle bu şekilde kare şeklini vermiş olduk. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Yani sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim bakın. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Burada ipimi, ilmeğimi alta alacağım, arkaya alacağım. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle arkası da bu şekilde oldu. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış boyutunu büyütebilirsiniz. Bir sıra sık iğne de yapabilirsiniz. Evet, motifimiz çok hoş, çok güzel oldu. Böyle birleştirmeyi arkadaşlar, ben motifi çok beğendim. Şöyle mavi çiçekli de denedim, kırmızı da denedim. Gördüğünüz gibi her biri ayrı güzel oldu renkleri. Böyle dediğim gibi clutch çanta yapacağım arkadaşlar. Birleştirmeyi o videoda anlatırım diye düşündüm. Böyle bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride öreceğim derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.